Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel 3 tane rengimi kullanarak çok güzel üç boyutlu çiçekler yapacağım. Yapacağımız çiçekleri dilediğiniz her türlü örgü süslemelerinde kullanabileceksiniz. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi hemen çiçeklerimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, parmağıma pembe ipimi doladım ve başlıyorum. Şu baştakinde sayarak toplamda 13 tane zincir çekeceğim. 8 9 10 11 12 13 tane çektim. Baştaki zincire batarak burayı şöyle sık iğneyle kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Sıkıca çektim onları arkadaşlar. Sonrasında batıyorum halkamın içine ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığımın üzerine alıyorum. Batıyorum halkamın içine çıkarıyorum. İki kere de çıkarıp ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Tekrardan bakın aldım tığımın üzerine battım ve ikili trabzan. Batıyorum. İkili trabzan. Burayı toplamda 30 tane olana kadar dolduracağım arkadaşlar. Bakın şöyle ikili trabzanlar. Çok uzun çekmeyelim ipimizi. Şöyle çok uzatmayalım. Bu şekilde iyi. Sayalım kaç tane oldu diye. Baştaki zincirde sayıyorum. 3, 5, 6, 7, 8, 9 tane olmuş. Devam ediyorum. Yaptıkça da arkadaşlar şöyle yan yana çekiyorum. Çünkü 30 taneyi sığdırmak zor olur. Şimdi buradaki ipimizi aslında birkaç tane yaptıktan sonra kesebilirsiniz. Şöyle aradan kaybedebilirsiniz. Evet 10 tane oldu. Devam ediyorum. 11 30'a kadar yapıyorum. ve 30 oldu arkadaşlar bu şekilde şöyle bir halka oldu 30 tane doldurunca şimdi ipimi buradaki zincirin içinden batıyorum en baştaki arkadaşlar çıkarıyorum şöyle yavaşça ve kaydırma tekniği kaydırarak burayı birleştiriyorum ve kapatıyorum bir zincir çekiyorum sıkıca ipimi buradan kesiyorum Şöyle çıkarıyorum. Sağlamlaştırıyorum iyice arkadaşlar. Arka tarafına çeviriyorum. Şöyle ipimi burada gizleyeceğim. Nasıl gizliyorduk? Hemen onu da göstereyim. Şöyle bakın şuradan herhangi bir yerden bir ya da iki tanesini de alabilirsiniz. Çok önemli değil. Şöyle çıkaracağım. Bakın bu şekilde ve bir zincir çekeceğim buraya. İyice sağlamlaştırıyorum aşağıya doğru da çektim biraz. Bakın buradaki görüntüyü bozmadan arkadaşlar. Ve bunu yine yanındaki zincirlerden batarak şöyle aradan geçirerek kesebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, birinci halkamız oluştu. Şimdi ikinci halkamızı yapmaya başlıyoruz. İkinci halkamızı bu halkanın içine yapacağız arkadaşlar ama önce zincirlerimizi çekelim. 1 Şöyle geri alalım hemen. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yine 13 tane zincirimiz oldu. Alıyoruz bunu. Şöyle içinden geçiriyoruz arkadaşlar bakın yukarıdan aşağıya doğru geçirdik. Zincirimizin düz tarafından Şöyle. Pardon, şöyle hemen tuttum. Ve buradan batıyorum yine baştaki zincirime. Aynı şekilde ve çıkarıyorum. Burayı iyice şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. Sonrasında sık iğnemi yapıyorum. Bir Bakın bunu buraya bağladım. 2 3 zincir çekiyorum buraya ve tığımın üzerine alarak şu ip de alt, altta kalacak şekilde tutarak şöyle batıyorum, çıkarıyorum ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığımın üzerine aldım, battım, çıktım ikili trabzan. Aldım, batıyorum yine hep halkamızın içine arkadaşlar ve sayacağız yine 4 tane oldu zincirimizle beraber 5 oldu. 6 Şuradaki ipimi keseceğim arkadaşlar. Elime dolanmasın. Evet, 6 tane oldu. Devam ediyorum. 7 8 Evet. Bakın bu şekilde çevire çevire dolduracağız. Şöyle çok uzatmayalım. 9 10 11 12 12 tane oldu şimdi ben bunu şöyle çevirerek arkadaşlar şu tarafını da 30'a tamamlayacağım Evet arkadaşlar bunu da 30'a tamamladım şimdi yine baştaki zincirimize batarak burayı kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapatacağız bu şekilde bir zincir çekeceğiz yine buradan keseceğiz. Ve ipimizi aynı şekilde burada gizleyeceğiz. Hızlıca bunu da gizleyeyim arkadaşlar. Evet ikincisi de hazır arkadaşlar halkalarımızın bu şekilde. Şimdi üçüncü halka ve dördüncü halkamı içine yapacağım arkadaşlar bu şekilde toplamda dörtlü olmuş olacak şimdi içine iki halka daha yapıp geliyorum burada yaptığım tekniğin aynısı önce 13 zincir çekip içinden geçireceğim arkadaşlar üçüncü oluşacak aynı şekilde dördüncü de oluşmuş olacak beşinciyi birleştirerek yapacağız onu göstereceğim şimdi ben bunları dörde tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar dörde tamamladım Aynen hepsini 30'ar tane doldurdum. 13 tane zincir ile başlayarak. Evet burası düz tarafları, hepsi aynı yöne bakacak. Ters tarafı da zaten bu şekilde arkadaşlar. Evet buna dikkat edelim özellikle. Şimdi bunu bırakalım. Ve şöyle zincirlerimi çektim ben. Bakın 13 tane zincirimi çektim bu şekilde. Alıyorum. Şöyle en son yapmış olduğum halkamın içinden batıyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Bunu alttan şöyle çekiyorum. Üstten koydum arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şöyle çekiyorum aşağıya doğru. Şimdi buradaki ucu getiriyorum en baştakini. Şöyle buraya tutturuyorum elimle ve bunu çekiyorum alttan. Üstten şu halkamın içinden de aşağıya doğru geçiriyorum. Bu şekilde. Bunu da üstten alta doğru, bunu da üstten alta doğru yaptım. Şimdi bunu birleştireceğim. Buradaki zincirimi şöyle düzelttim kendime doğru ve batıyorum buraya. Çıkarıyorum. şöyle ve sık iğneyi buraya da yapıyorum. Biraz karışık gibi göründü arkadaşlar ama karışık değil. Şurada şu anda bir zincirim var. Bakın burada ve burada. İkisinin içinden geçmiş şekilde. Şimdi yaparken daha net göreceksiniz. Hemen buraya 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın üzerine alıp bu halkamın içine batıyorum. 2, Baştaki zinciri de sayıyorum. 3 bakın bu şekilde 4 halkam burada arkadaşlar bu arada içeriden geçiyor şimdi onu da içeriden kurtaracağım çevirerek evet 5 6 7 8 9 Şuradaki fazla ipimi alayım. Kafa karışıklığı olmasın. 10 11 12 tane oldu. Şöyle içe doğru döndürüyorum arkadaşlar. Burayı çekiyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde çekiyorum. Bu tarafa doğru geliyor. Bakın zincirim buradan gelmeye başladı. 12'yi de devam ediyorum. 13 14 yeniden sayayım. Sayıyı karıştırdım sanırım. 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet 14 olmuş. 15 16 ve 20 yaptım arkadaşlar şu anda. Burayı da 30'a tamamlayacağız. Çekiyorum. Şöyle kalan kısmı da gelsin diye. Evet. Kalan kısım da geldi arkadaşlar bana doğru. Bakın biraz aslında modelim belirginleşti. Şöyle şurayı da tamamlayayım tam modelim ortaya çıkacak. Evet 10 tane daha buraya dolduruyorum hızlıca. Şöyle ipim takıldı hemen. Yeniden yapayım. 21 22 23 24 Burayı hızlı yapıyorum arkadaşlar aynı işlemleri yaptığım için. 25 26 29 ve 30 Evet 30 tane yaptım. Şöyle çekiştirelim yan yana. Buraya son başladığım yer arkadaşlar son defa batarak burayı da kapatma tekniğiyle kapatacağım. Kaydırma tekniğiyle pardon. Şöyle kapattım ve burada zincirimi çektim. Evet aynı şekilde burada da ipimi gizleyeceğim hemen. herhangi bir yerden geçirdim ve zincirimi çekiyorum Evet sonrasında orayı gizleyeceğiz arkadaşlar şöyle kestim ben şimdi alttan çekelim şöyle bakın şu kenarlardan çekerek düzeltelim ortalarını çıkaralım arkadaşlar şöyle çok da çıkarmayalım şöyle hemen azar azar çıkaralım çiçeğimizi çok küçültmeyelim kenarlardan Evet bu şekilde çiçeğim oluştu arkadaşlar çok güzel bir gül oldu Üç boyutlu ben çok sevdim sizin de beğeneceğinizi umuyorum Evet bu şekilde daha önce kamera arkasında birkaç tane yaptım onları da göstermek istiyorum sizlere şöyle mavisini yaptım bakın bunu fazla çekmedim şöyle çekerseniz küçülür kenarları nasıl istiyorsanız arkadaşlar orta kısmı daha Dolgun dursun istiyorsanız kenarlardan çekebilirsiniz bu şekilde. Evet, bu da ikincisi arkadaşlar. Bu ipin biraz daha kalın geldi aslında. E, bunlar şu iki sarıyla mavi'm arkadaşlar. Etrofil, az önce gösterdiğim marka. Bu, bunun markası farklıydı. Biraz daha ince bir ip ama markasını e, bulamadım bunun. Bebe yünü arkadaşlar, öyle söyleyebilirim. Evet bir tane de sarı yaptım yine etrofilden. Etrofiller biraz daha böyle sert durdu arkadaşlar. Kalıp gibi durdu ama. Bu biraz daha yumuşak dokusu ve daha küçük geldi ama sayıları aynı oldu. Evet bu şekilde bir tane de farklı bir iple denedim arkadaşlar. Simli ipimle denedim. Evet bunda da farklı durdu. Her ipte farklı şekilde duruyor arkadaşlar. Aslında hepsinin sayıları aynı oldu. Ben en çok bebe yününden şöyle yumuşacık olduğu için pembeyi sevdim ama bunlar da çok güzel oldu. Evet böylece arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.